10. sınıf kazanım kavrama testleri sayfa 34 cevapları. Sayısal, Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf kazanım kavrama testleri cevapları. Sayfa 34 sayısal, 7, P1, P10 denkleminin kökleri -1 ve -2'dir. 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 olduğuna göre, P değeri kaçtır? A, 2. B, 1. C, 0. D, 1. E, 2. Cevap, B. 8. köklerinden biri 1, 2 olan rasyonel katsayılı ikinci dereceden denklem aşağıdakilerden hangisi olabilir? A, -2, 2, -1, 0. B, -2, -2, 0. C, -2, -2, 0. D, -2, 2, -1, 0. E, -2, 4, -1, 0. Cevap, D. 9. A. R olmak üzere kökleri A ve 2A olan ikinci dereceden denklem aşağıdakilerden hangisi olabilir? A, -2, -6, 0. B, -2, 2, -1, 0. C, 2 çarpı 2, -3, 0. D, -2, 2, -10, 0. E, 2 çarpı 2, 4, -1, 0. Cevap, E. 10. -3, -6, 0 denkleminin köklerinin çarpma işlemine göre tersini kök kabul eden ikinci dereceden denklem aşağıdakilerden hangisi olabilir? A, 6 çarpı 2, 3, -1, 0. B, 4 çarpı 2, 2, -1, 0. C, 2 çarpı 2, -3, 0. D, 9 çarpı 2, 3, -1, 0. E, 12 çarpı 2, 4, -2, 0. Cevap, A. 11. -2, -2, 0 denkleminin köklerinin her birinin iki katının bir eksiğini kök kabul eden ikinci dereceden denklem aşağıdakilerden hangisi olabilir? A, -2, 3, 0. B, -2, 5, 0. C, -2, 7, 0. D, -2, 9, 0. E, -2, 11, 0. Cevap, C. 12. M. 0 olmak üzere, M0 ve -3M0 denklemlerinin birer kökleri ortak olduğuna göre, M kaçtır? A, 3. B, 1. C, 0. D, 2. E, 4. Cevap, D. 10. sınıf kazanım kavrama testleri, matematik, fizik, kimya, biyoloji, sayfa 34 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.